Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün karşınızda farklı bir içerikle bulunacağız arkadaşlar. Bugün kuşlarımızın ne kadar ağırlıkta olduklarını kontrol edeceğiz. Şöyle bir düzenek hazırladık. Hassas terazimiz var arkadaşlar. Bu video için özel bir hassas terazi aldık. Şöyle gösterelim terazimizi de. Kuşlar hani terazinin üstünden kaçmasın diye şöyle bir kafes oturtturduk arkadaşlar. Bunun boyutunda gördüğünüz gibi. Şu an tam teşkilat hazırız. Sultan papağanımızı şovlarımızdan birkaç tanesini alacağız. Biraz daha zayıf kuşlarımızdan alıp birkaç tanesini daha bakacağız. Japon esterimizi falan ölçebiliriz. Ama ilk olarak şuradaki sultan yavrularımızdan başlamak istiyorum arkadaşlar. Videoya başlamadan önce tahminleri aşağıya alalım bakalım. Doğru tahmin nedenden çıkacak mı? Hani fazla bir aslında ağırlıklarını tam olarak bilmiyorum. İnternette de hiç karşıma gelmedi. Hani kaç ne kadar gram ağırlıkta olduklarını falan hakkında bir bilgim yok arkadaşlar. Bu arada havamızı da gösterelim. Bugün havamız bayağı bozuk arkadaşlar. Hatta gök falan gülüyor. Birazdan yağmur başlar. Şu an çiselemeye başlamış. Evet, her neyse arkadaşlar. Şuradan bir sultanımız alıp başlayalım isterseniz yavaştan. Aslında kamerayı biraz sabitlesem daha güzel olacaktı ama neyse başladık artık. Gel, gel bakalım. Hatta bunu ilk bu uçmuyor diye kafesi kaldırıp o şekilde de deneyebiliriz arkadaşlar. Uçarsa eğer, uçmuyordu en son. Uçarsa da kafesi koyup tekrardan deneriz. Kafesi şöyle kenara alayım ben. Şöyle yere indirelim arkadaşlar. Papağanımızı bırakayım. Uçarsa geri alacağım şimdi. Şurada on off'a basıyoruz. Gel, uçma. Sakın uçma, gel. Sabit durmuyor. Uçmuyor da. Sabit de durmuyor. Heh, dur. 106 gram arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 106 gram çıktı arkadaşlar papağanımız. Evet, ilk yavrumuz 106 gram. Şimdi diğer yavrumuzu alacağım. Diğer yavrumuz uçuyor arkadaşlar. Onun için kafesi koyacağım ona. Birinci yavrumuz 106 gram geldi. Güzel farklı bir içerik olacağını düşündüm arkadaşlar. Bir arkadaşım verdi bunun fikrini bana. Dediğim gibi böyle değişik fikirlerle bana gelebilirsiniz. Video çekmeye çalışırız arkadaşlar. Şu kafesi bir koyalım. Ondan sonra diğer yavrumuzu alalım. Evet, ilk papağanımız 106 gram geldi arkadaşlar. Şimdi diğer yavrumuzu alalım. Bir 4-5 tane şırınga mama bastık biraz önce, yavrumuz acıkmıştı. Henüz yem kırıyor ama fazla yemiyor arkadaşlar. Mamaya alıştı çünkü. Hani yem kırıyor, yoksa kırmıyor değil ama dediğim gibi birazcık bizi uğraştırmak istiyor herhalde. Kusura bakmayın, iki elimle birden yapamıyorum. Bu daha mı ağır geldi mi? Sakın çıkma. 107'yi gördüm de. Aşağı in bakalım, aşağı in. Aşağı inecektir şimdi. Bekliyorum. Bu dışarıyı öğrendi arkadaşlar. Bir iki kere uçurduk biz bu uyanığı. Dışarıyı öğrendi. O yüzden dolayı böyle kuş gördüğü zaman direkt uçmak istiyor. Kafes şu an sabit değil. O yüzden biraz zorlanıyorum arkadaşlar. Hareket ettirmekte. Bu da büyük ihtimalle bir hani gene aynı 105-106 civarı çıkacaktır diye düşünüyorum. Şunu şöyle bir gel bakalım. Gel bakalım. Gel 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 gel. Bırak. Bırak. Oo, bu 110 geldi. Bu daha kiloluymuş. Gel. Evet arkadaşlar, bu 110 geldi. Gel. Diğerine göre birazcık daha ağır. Diğeri 106 gelmişti. Geç. Diğeri niye ağır gelmedi? Hemen kısaca bir tahminde bulunalım. Yeni selam gayet güzel. Sağlık durumu da gayet güzel arkadaşlar ama şu an kuşlarımızın hepsi tüyde olduğu için, yavruları hariç hepsi tüyde olduğu için eskisi kadar yem yemiyorlar. Biliyorsunuz tüydeyken karnı ağrısı çektikleri için hani halsiz, biraz daha hareketsiz oluyorlar. Diğerine de sürekli biz mama bastığımız için fazlasıyla, o yüzden dolayı ağır geldi. Bakın 106'ya 110 papağanlarımız böyle geldi. Şimdi ne yapacağız? 2 adet Japonesimiz var. Birisine sarı DFM'imizi alacağım. Diğerine maviyi alacağım arkadaşlar. Bakalım muhabbetlerde kaç gram fazla bir fark olacağını düşünüyorum aslında. Sultanlar çünkü muhabbetlere göre daha ağır kuşlar. Hani elimize aldığımız zaman hissedebiliyoruz bunu. Ama ne kadar bir fark var onu inanın ben de bilmiyorum. Şöyle açalım. Gel bakalım. Evet. Hayır, sakın çıkma. 36 gram geldi arkadaşlar, bakın. Aynı. Şunu şöyle çıkartıp aslında bir de fotoğrafını çekebilsek diyeceğim de bu kaçar herhalde ya. Neyse, bir açalım bakalım ne olacak. Nereye gideceksin, gel. Neredeyse
3 katı fark var arkadaşlar. Dur. Bu fotoğrafı çektirmeye izin vermeyecek herhalde. Şimdi birazcık iri kuşlara geçelim arkadaşlar. Gerçi bir tane daha şovumuz Japon esimiz var. Kaç gelmişti bu? 36 gelmişti değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam 36 olması lazım. Bunu bırakalım bir. Aslında bunu bir yere kaydetmek lazım arkadaşlar. Hani belirli zamanlarda kuşların kilolarını falan takip etmek lazım yani sağlık açısından. Hayvan zayıflamış mı, kilo mu almış, sağlık durumu nedir? Bunların dikkat edilmesi lazım. Ki illaki yapan üreticiler vardır herhalde yani bu kilolara takıntılı olan. Kafesi ters koyduk. Kapağı şöyle getirmemiz lazım. Dediğim gibi keşke şu kamerayı sabitleseymişiz arkadaşlar. Daha güzel olacakmış ama neyse. Artık başladık videomuza. Geç bakalım. Bu korkak bir kuş arkadaşlar. Diğeri gibi değil. Bunu o yüzden şöyle bir bırakacağız. Hareket etme bakalım. 34. Diğeri 36 gelmişti arkadaşlar. Bu 34 geldi. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunda da aslında fotoğraf çekebilirdik ama şu an korkuyorum çünkü bu uçarsa bunu yakalayamayabiliriz arkadaşlar. Ama deneyeceğim. Denemekte fayda var. Korkma sakın, tamam mı? Aferin. Şöyle bir tane de fotoğraf yakalayalım. Bak bakalım buraya. Şişt. Bir de şuradan çekelim. Güzel. 33 gram arkadaşlar bu da. Diğeri 36 idi. Çok fark varmış. Ben bu kadar beklemiyordum açıkçası ama bayağı da fark ediyormuş. Sultanlar herhalde birazcık hafif geldi bana ya. Kaç gelmişti? 106'ya 110 gelmişti sultanlar. Şimdi bir şovları alalım bakalım. Aradaki fark ne olacak arkadaşlar? İri kıyım bir kuşumuzu yakalayalım. Geç bakalım şuraya. Kilolu olduğundan emin olduğum kuşlardan başlamak istiyorum. İlkin şuradaki yeşil şovumuz var. Onları rahatsız etme diyenler olacaktır. Şimdi dişimiz yumurtlayamıyor arkadaşlar. O yüzden dolayı hani bir sıkıntı olmaz onlara, merak etmeyin. Gel bakalım buraya. Şu an gök gürlüyor. Belki sesi geliyordur. Ciddi anlamda. Gel bakayım oğlum. Aferin benim güzelime, gel. Hemen derecemizi de gösterelim arkadaşlar. Nemimiz birazcık düştü. Ama gene ideal şu an. Geç. Bugün banyo yaptırdık. Her gün banyo yaptırıyorum arkadaşlar. Kuşların çoğu tüyde çünkü biliyorsunuz. Evet. Şu anda attık şuraya. Tekerle bayağı zor oluyor. Şu an korktu. Neden korktu? Çünkü ilk defa böyle bir aletle baş başa kaldı. Ama bakmamız lazım. Gel. Gel bakalım, gel. Hayır. Dur. Dur. Kontrol etmemiz lazım. Dur. Dur oğlum. Arkadaşlar 50 civarı mı gözüküyor şu an? Durmuyor. Başka bir tane bulmamız lazım. Başka da hangisini bulacağız ki? Şurada renkli bir erkeğimiz var. Belki onu yakalayabilirsek olur. Ya neredeyse iki katı ağırlıkta işte. 50-60 arası gözüktü ama dediğim gibi sabit durmadığı için anlayamadık arkadaşlar. Sultanlar 106, 110, 33, 36. Japonesler. Diğer sultanlara bakmaya gerek yok. Şuradan dediğim gibi bir iki tane şov alırsak eğer. Ama bu aletten korkuyorlar işte. Hayvanlar alışık değiller. Bunlar yavru oldukları için korkmadılar. Bir şey bilmiyorlar. Buradan hangisini koyabiliriz ya da koymayabiliriz bakalım. Salmayı bir açalım şöyle bir. Dediğim gibi biraz önce banyo yaptırdık bunları. Bence buraya hiç karışmayalım arkadaşlar. Hayvanlar anca rahatladılar. Bir daha tekrardan yormak istemiyorum salmadık kuşlarımızı. O şovu tam anlayamadık aslında ama dediğim gibi o hani 50 ile 60 arası arkadaşlar. Hani buradaki Japonistlerin iki katı ağırlığındalar falan. Hani hissediliyor zaten. Sultanlarla aralarında da bir 50 gram falan bir ağırlık farkı oluyor. 40-50 gram. İlerleyen zamanda daha profesyonel bir şekilde artık buna bir aparat yaparız arkadaşlar. Şimdi geçiştirmek için şöyle bir aparat yaptık dediğim gibi. Kafesimizi falan koyduk. Malzememiz de bu. Şuraya basıp kapatalım bunu. Bunu arada bir düzenli olarak yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Sultan papağanı olanlar, muhabbet kuşu olanlar da artık farkı anlamıştır. Kilolarını falan öğrenmişlerdir. Dediğim gibi ben şimdiye kadar hiç yapmadım. Yaklaşık 5-6 yıldır bu kanalda video çekiyorum. İlk defa bu şekilde bir video çektim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Aslında çakıl da deneyebilirdik de. Çakıl da korkar büyük ihtimalle ya. Bak mesela şu kuşun, bu kuşla arkadaşlar şu üstteki kuşun kilolarının aynı olması lazım ama büyük ihtimalle alttaki zayıf çünkü hasta olduğu için. Hani bunların farklarını öğrenmek için aslında güzel bir içerik olurdu açıkçası.
Maalesef durmadı. Bu sultanlarımıza baktık dediğim gibi arkadaşlar. Japoneslerimize baktık. Şovumuza bakmaya çalıştık diyelim. Savunmaya o yüzden şimdi girmek istemiyorum arkadaşlar. Hayvanlar anca rahatladılar. Hatta yerler bile ıslak şu an bakın. Banyolarını yaptırırken bu yemleri falan alıyorum buradan arkadaşlar. Banyodan sonra yemlerini koyuyorum. Aramıza yeni gelenler varsa salmadan bir iki görüntü alalım olmazsa. Onlar da kuşlarımızı görsünler bakalım. Bu arada kafes siparişimiz kargoya verildi arkadaşlar. Allah nasip ederse bu hafta içi elimizde olacak kafes. En geç hafta sonunda kurarım büyük ihtimalle kafesimizi. Yeni üretmeye de açılacak arkadaşlar bu hafta sonunda kalmadan. Oranın da videosu gelecek. Onun da duyurusunu verelim buradan. Şöyle bir iki fotoğraf alalım. Videomuzu bitirelim arkadaşlar. Yanındaki oğlu herhalde. Aynen. Yok oğlu değil. Oğlu aşağıdaki şu arkadaşlar. Sağdaki büyüğün oğlu bu. Sarılarımız, beyazlarımız. Rengarenk kuşlarımız var arkadaşlar. Şu an sarı uyuyor. Beni görmüyor. Görse kaçardı herhalde. Her ton kuş var dediğim gibi. Bakın sarı beyaz var. Kremiyomuz. Güzel güzel tüylerimiz, renklerimiz var arkadaşlar. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu beğenirseniz bizleri çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Ve hoşça kalın.